Sultan Fatih merhumdan verilen misaller hatırıma birkaç e, manzara getirdi. Kendi kurduğu üniversitede bir asistan masası odası istiyor, rica ediyor hocalarından. Hocalar diyorlar ki sultanım kusura bakmayın Fatih'siniz falan diye, burayı siz kurdunuz diye o iş olmaz. İmtihana girersiniz, geçerseniz ne ala. Ah hocasını yüz vermiyor. Ebu'l Vefa Hazretleri'nin kapısına geliyor, kabul edilmiyor, geri dönüyor. Molla Gurani Hazretleri sitem ediyor, çekip gidiyor fetihten sonra. Dikkat buyurun fetihten önce geliyor, Büyük devlet süper güç olunca gidiyor. Demek ki para pul için devlet şevket için gelin demiş. Yani etrafındaki alimler, arifler hiç yüz vermiyor. E ne yapsın garip gidip fetihler yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> dergaha kabul etmiyorlar. Diyorlar ki yerin burası değil. Sana başka bir vazife verildi. Sen gaza askerisin. Dua askeri biziz. Gelip buranın tadını alacaksın. Öyle lüks yatacaksın. Yok öyle diyorlar. Gideceksin. İşte neredeyse fetih bakın fetihlerden biri Saraybosna'ya gidiyor. 1463'te İstanbul'un fethine 10 sene sonra. Saraybosna uzak yer. O günkü şartlarda halk zaten o eski usulle akıncılar falan gider derviş gaziler milletle temas kurar gönülleri fethedermiş. Mali o iş bitmiş. Fetih tamam da bayrak dikilecek. E bir adam gönderebilir. Hayır bizzat gidiyor. 50 bin boşnak toplanıyor. Şehire müsaade alıp giriyor ve boşnakça bir konuşma yapıyor onlara. 30 bin kişi Müslüman oluyor. 2013 yılındayız. Orada bir Türkiye'nin kalbi atıyor. O ihlas, o samimiyetle yani kendisine cihad etmek, insanlara hizmet etmek, dini İslam'ı Allah rızası için yaymak dışında bir iş bırakılmamışsa başka bir şey yapamaz. Olağanüstü kabiliyeti var. Bir dostuma sordum. Dedim ki ya bu şairler nasıl yetişiyor böyle dedim. Galip merhuma bakıyorum nefesim kesiliyor falan. Baki keza. Bu dedi öyle bir kumaş ki dedi tahta oturtuyorsun Fatih oluyor, Yavuz oluyor, eline kalem oluyor, galip oluyor, baki oluyor. Kumaş böyle. Mimar oluyor mesela. Sinan oluyor. Mimar yapıyorsun Sinan oluyor. Nereye gitse zirveye çıkıyor. O muazzam kabiliyeti gören hocaları da hiç başka bir yerde yüz vermeyip şımartmayıp sadece insanlığa hizmet etmeye mecbur etmişler. 49 yıllık ömründe hala anlata anlata bitiremediğimiz hizmetleri başarmış böylelikle. Etrafındakilerin yani ona istikamet vermeleridir. şunu da gayret lazım olabilir. Üç büyük hocasını kim bilmez? Molla Gurani, Molla Hüsrev, Akşemseddin. Sırasıyla Kürt, bir Fransız subayın oğlu ve Türk. Ama hiçbirinin ırk mensubiyeti bugüne kadar kimsenin merak konusu bile olmadı. Evet. Neden? Rutbetül ilmi aler rutep. En büyük rütbe ilim.